Şimdi bir başka sorum da şu, şimdi bir hukukçu gözüyle Peker'in iddialarına baktığınız zaman size göre en ciddiye alınması gereken en vahim olanlar hangileri? Tek tek çünkü birbirinden farklı siyasi iddialar ortaya atıyor, kendisinin ya da kardeşinin içinde olduğu bir takım suçlarla ilgili iddialar ortaya atıyor. Üçüncü şahıslarla ilgili kanıtı olmayan şeyler de söylüyor. En vahimleri hukukçu gözüyle size göre hangisi? Bir kere en vahimlerinden, bir tanesi önce Sayın Soylu'dan başlayalım. Sayın İçişleri Bakanını yıllardan beri desteklediğini, efendim Demokrat Parti döneminden beri desteklediğini, ona yatırım yaptığını, onun başkan seçilmesi için e, şeyler dağıttığını, seçmenlere, delegelere, her ne yani hal ise para verdiğini e, ve... ...biz onu desteklemedik mi? Hadi öz olan konuşmalara bakın. Biz onu desteklemedik mi abi? Nasıl olur abi? Babasını tanıyorduk abi. Bu bana nasıl yapılır abi? Bana pis dedi. Pislik dedi. Afedersiniz kendi sözüyle söylüyorum. Biz Nisan'da dönecektik. Bunun sözünü vermediler mi? Şimdi bunlar bir. Sonra... ...Kolombiya, Venezuela'dan... ...adam... ...yakalanan... Eroinleri söylüyor. 4 ton 900 gram mı, 900 kilo mu ne diyor. Yakalandı diyor. Bakın diyor, yakalanan diyor, eroinler nereye geliyor? Türkiye'deki falanca şirkete. Falanca şirketin diyor, sahibi diyor, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar diyor. Şimdi bunlar o kadar zor, e, şimdi bu bir iddia. Biz onun iddiası üzerine burada konuşuyoruz. Bunu tespit etmek o kadar zor değil. Ortada yakalanmış olan, durdurulmuş olan bir e, gemi var mı? yakalanmış olan bir efendim 5 ton şey uyuşturucu var mı? Hakikaten bu uyuşturucunun sevkiyatı nereden nereye? Şirketin sahibi kim? Bu şirket nerede kurulmuş? Sahibi kim? Görün. Bunu bulmak yani çocuk oyuncağı emniyet için. Yahu adam alay ediyor neredeyse. Polislere, savcılara H HTS şey kayıtlarını diyor falanca ile filanca diyor aynı yerde bulundu mu yok bunu kontrol ya bunları ben konuşmaya burada Kübra Hanım gerçekten çok özür diliyorum ama zul kabul ediyorum yani bu kulaklarım artık mızrak çuvala sığmıyor ee, Kıbrıs'taki şahsın ismini gazeteci unuttum şimdi özür diliyorum öldürülmesi için diyor bizden yardım istediler diyor yani onlar da yapacakmış demek ki düşünebiliyor musunuz yani fakat diyor kardeşim diyor sırada askerdeydi diyor çıktığında da diyor işte aradık diyor dediler ki biz o işi hallettik. ...ve kardeşi sonra gidiyor ihbarda bulunuyor ben falancayla filancaylaydım böyleydi bana bunu dediler. Sonradan bizi öldürmeden diğerleri öldürmüş. Şimdi bunları araştırmak çok zordu ki Kübra Hanım. Emniyet Türkiye'nin e, emniyeti, e, polis teşkilatı, e, kriminal teşkilatı son derece vasıflı bir e, ...şeydir, e, kurumdur. Bunları hemen... E, ...irade olduğu takdirde... ...bulma, ortaya çıkarma... ...iradesi olduğu takdirde... ...hemen ortaya çıkartır. Şimdiye kadar neler 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 bulundu. Neler nelerinde üstü kapandı. Yani maalesef ki susurluğu atlattık. yani Kutlu ben, Adalı cinayeti bu yani, arada. Kut, evet. Yani ben 55 yaşındayım. O zaman... Ee, şimdi de çok şükür 3.30'umuzda değiliz ama gencecik insanlardık. Çok şaşırmıştık. O günden bugüne Türkiye'de hiçbir şey değişmedi mi Allah aşkına? Peki HDP mecliste bir soruşturma önergesi verdi. İyi Parti'nin tavrı neydi? Çünkü AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi galiba değil mi? Ee, AK bir parti komisyon ve, kurulması. AK Parti mesela. ve MHP'nin oylarıyla reddedildi ve de bunun soruşturulması yapılamadı. Yani bu soruşturmanın yapılması gerekiyor. Mecliste gerek. de yapıldı. Mecliste yani. de tabii Siz tekrar getirecek misiniz İYİ Parti'ye? getirebiliriz. <laughs> e, şu anda e, yani bir bilgim yok onu açıkça söyleyeyim. <laughs> Biz getirdiğimiz zaman da reddedilecektir. Çünkü sayın e, ne diyor Cumhurbaşkanımız? İçişleri Bakanımızın arkasındayız diyor. Çünkü şundan da korkuyorlar. İçişleri Bakanı'ndan acaba nerelere gidecek bu? Ve sayın Soylu'nun da Açıklamasına baktığımız zaman zaten ben diyor sadece gitmem okkanın altına diyor. Yani benle birlikte başkalarına da ulaşacak diyor. Yani bütün bunlara baktığınız zaman e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin soyluyu efendim e, şeyine desteğine baktığınız zaman e, ortaya çıkan durum belli ki 40 tane de eğer mecliste yeterli sayınız yoksa 40 tane de araştırma önerisi verseniz reddedilecek. Zaten şimdiye kadar neler reddedilmedi? FETÖ'nün efendim e, siyasi ayağı çıksın ortaya reddedildi. İşte bu reddedi. Bin tane öneri veriyorsunuz. Bir tanesi bile kabul edilmiyor. Elimde liste var. Tek, Söylesem şaşırırsınız. Tek, tek tek bütün iddialarını tabii ki sormayacağım ama bir tane içinden seçerek sorayım. Mehmet Ağar ve Bodrum Marina meselesinde siz nasıl bakıyorsunuz? 48 saat içinde boşaltmalı bence gibi bir çağrısı oldu Bakan Soylu'nun. İşte bu, bunlar, çok enteresan birbirlerini e, şey yapmaya başladılar bir yerde sarmaya başladılar. E, ve dedi ki ben olsam bir an bile durmam dedi. Ve o hemen bir e, tweet atmıştı hatırlarsanız. Çünkü Mehmet Ağar dedi ki e, biz dedi buraya gelmesek dedi mafya buraya çökecekti dedi. Yani bu çok, bunlar çok ağır laflar. Ne demek yani Bodrum'daki marinaya e, ee, Mehmet Ağar gelmese orayı yönetmese mafya çökecek Türkiye'de. Soylu çok yanlış. Ve Soylu da mi? bunu çok yanlış buldu. Bu Mehmet Ağar'ın söylediği de yani anormal. Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları saatte geç oldu ama evlerinde oturuyorlar ve bizi seyrediyorlar. Soruyorum ya bu, bu konuşulanlar bu duyduklarınız normal mi? Yani kulaklar duyuyor gözler görüyor. Herhalde bu duyduklarımızı, gördüklerimizi bir tek hani AK Parti'nin üst kademeleri belki görmezden geliyor ama... ...bütün bu konuşulanlar, o şeydeki dört kişinin fotoğrafı, Marina'daki, Eken, işte Mehmet Ağar, yanlarında iki kişi daha... ...şimdi Alaattin Çakıcı, Heh, yani en önemlisi tabii fotoğraftaki kişi, figürü olarak... Bu fotoğraflar normal mi? Neden çekilir o fotoğraf? Ve özellikle kendileri tarafından neden servis edilir? Kime bir mesajdır bu? Öyle değil mi? Yani bunların hiçbirisi... Hepsi sade araştırılmalı. Biliyorsun. Hepsi araştırılmalı.